arkadaşlar, şuna bakın. Ay hiç sorma ya. Yani ben de çok fena haldeyim. Burayı görmen lazım. Ben gerçekten bak Fırat'sız bir hiç olduğumuzu bir kez daha anlamış oldum. Şebnem Hanım. Bunu gördünüz mü? Ne? Ergin, Fırat nerede? Yanında mı? Ne oldu ki? Burada. Sultan ablayla barıştılar, merak etme, biz yanındayız. Tamam, sakın yanından ayrılmayın. Ha bir de asla sosyal medyaya girmesine şu an izin vermeyin, tamam mı? Şemden, neler oluyor? Bana da bir anlatsan. Hastalığıyla ilgili haber her yerde şu an. Ne? Ne? Bu akşam görüşebiliyor muyuz? Ya çok sevindim ya. Çok sevindim. Tamam canım benim, ben o zaman ararım daha sonra seni. Hadi önce sen kapat. Tamam. Ay. Hep ağrıdı kolum ya. Ben az oturayım. Oy. Hep ağrıdı. Ay ay ay. 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 Ya sen bir yıllık tecrübeyle neyin şefliğine başvuruyorsun acaba? Efendim baba. Kızım, bu sosyal medyada Fırat'la ilgili çıkan haberler neyin nesi? Doğru mu bunlar? Ne haberi? Kızım görmedin mi? Ben bile gördüm. Her yerde çıkmış. Peki senin bundan haberin var mıydı? Akşam bahsettiğin bu muydu? Ya buna sen mi sebep oldun? Baba, ben şimdi konuşamıyorum. Kapatmam lazım. Burası çok feci durumda. Sonra görüşürüz, tamam mı? Tamam. Gördün mü haberleri? Şimdi babam söyleyince gördüm. Ya nereden öğrenmiş olabilirler? Restoranın dışında kimse bilmiyordu ki. Kim söyledi? Bilmiyorum. Eh be Naz ya. Ya ben böyle kimseye söylemeyeyim diye sana kaç kere söyledim. Kimseye güven olmuyor işte, görüyorsun. Biz nasıl çıkacağız şimdi bu işin içinden? Daha da önemlisi Fırat'a bu durumu nasıl açıklayacağız? Çeşni Naz alana ayran bedava mı desin? Allah Allah. Benim telefonum biraz önce buradaydı ya. Kuş olup uçmadı ya herhalde. Güli, benim telefonumu gördün mü? Fırat, ayran mı şalgam mı daha ucuza geliyor bize? Ayran. Hı, iyi. Telefonumu gördün mü Güli? Ay ben telefon falan görmedim. Dükkanımızın dolup taşan hallerinin hayalini görüyorum ben. Sultan ablam. Ben şimdi diyorum ki bir çıkayım mahalleyi dolaşayım. Door to door gezip Çeşni Naz'ın reklamını yapayım. Hem var ya bir de açılış patlattık mı ha, tanıtım için inişte çatlarda patlar. Paralarda taşlıyız zaten bizden Gülendam. Yorma beni Allah aşkına ya. Hiç sen de Sevi gibi ne yapacaksan yap Allah aşkına. Aman. Oğlum çocuk mu lan bu adam? Ha? Ne zamana kadar saklayacağız telefonları? Başkasından duyacağına bizden duysun ya. Öyle daha çok yakalır. Oğlum saçmalama. Adam daha durumuna yeni yeni alışıyor. Bir de kalkıp dünya alem tat alamadığını öğren dersek iyice yıkılacak. Uzatabildiğimiz kadar uzatacağız. Belki biraz daha sindirir. Ay eyvahlar olsun. Duydu mu şimdi dünya alem? Bak. Güli ya. Hı? Yok bir şey. Nereden duymuşlar? Sus artık, sus. Kurban olayım. Sus, sus. Teyzem, ben çıkıyorum. Bir de gideyim eve bakayım telefon orada mı diye. Oğlum dur. Önce bana bir söz vermeni isteyeyim. O Serdal denen adamla uğraşmayacaksın. Anladın mı? Biz burada kendi yağımızla kavrulacağız. Senin şu hastalığına da bir çare bulacağız, tamam mı?
Beni dinle. O adamla işimiz yok bizim. Onu Allah'a havale edeceğiz. Tamam mı? Tamam değil. O adam seni üzecek. Bırak üzmeyi. En ufak canını yakacak bir şey olsun ben durmam. Herkes de bunu böyle bilsin, sen de bunu böyle bil. Oğlum, birinin seni üzebilmesi için ona değer veriyor olman lazım. O adam beni üzemez ki. Ben çıkıyorum. Ne işin var senin burada? Sakin ol. Tatsızlık çıkarmak için gelmedim. Sultan Hanım'a teşekkür etmek için buradayım. Ne teşekkürü ya? Neden bahsediyorsun sen? Sultan Hanım. Yaptığımız program çok beğenildi. Sayenizde kanalla sözleşmeyi imzaladık. Çok teşekkürler. Teyze, ne programından bahsediyorum? Oğlum biz sana söyledik ya. Sen de çok iyi fikir yapın bence dedin. Ben. Evet. Eğer dilerseniz bir iki bölüm daha sizle çekmek isterim. Yok, teşekkürler Taylan Bey. Bize bu kadarı kâfi, sağ olun. Üzüldüm. İkimiz için de çok faydalı olabilirdi. Neyse, sağlık olsun. İyi günler. İyi günler, sağ olun. Ha, bu arada senin için sahiden üzüldüm. Her ne kadar birbirimizden hoşlanmasak da bir insanın hastalığından mutluluk duyacak biri değilim. Çok geçmiş olsun. Ne demek geçmiş olsun? Tad alma duyunu kaybetmişsin. Senin için korkunç bir şey olmalı. Sen... Kim söyledi sana, Naz mı? Yok. Senin haberin yok mu? Geçmiş Ben burada çalıştım. Bak şu çocuğu görüyor musun? Her gün kilolarca soğan soyuyor bu çocuk. Sabah 5'te geliyor bu dükkana. Önce bütün dükkanı paspaslıyor. Sonra masaları hazırlıyor. Sonra servise yardım ediyor. Sonra da ne kadar ayak işi varsa hepsini yapıyor. Bana değil, o çocuğa bak. O çocuğun hikayesini dinle. Bu çocuk buradan gece en son çıkıyor. Son müşteri çıkana kadar bekliyor. Sonra masaları toparlıyor. Sonra ne kadar zor iş varsa hepsini bu çocuk yapıyor. Niye biliyor musun? Bir gün kendi mutfağını yöneten bir şef olabilmek için. İşte sen bu çocuğun hayallerini aldın elime. Bana yaptığın şey bu. Özür dilerim. Çok geç. Çok. Artık Naz'a aşık Fırat yok. Sen o Fırat'ın kalbini bile bile her gün yaktın. Defalarca öldürdün. Ama artık bitti. Şimdi sıra bende. Çünkü belli ki sen canın acımadan durmayacaksın.